Değerli dostlar, Azerbaycan Türkçesini, Türkiye Türkçesini sevenler, inceleyenler bugün sizin için özel bir şey hazırladım. Çok sevdiğim, çok ünlü Sefiller romanından küçük bir hikayeyi, e, oldukça da zevkli bir hikayeyi size sunacağım Azerbaycan Türkçesinde ve Türkiye Türkçesindeki e, yani varyantına da bakacağım, biraz karşılaştıracağız. Ve birkaç e, hatta çok, hayli çok ilginç sözcükler de öğreneceğiz, ifadeler öğreneceğiz. E, bu hikaye çok ilginç bir hikayedir, ilginç sonu var, yani ironi var. O yüzden sona kadar dinlerseniz, bakarsanız zevk alacağınızı düşünüyorum. Arkadaşlar başlayalım. Öncelikle şunu diyeyim ki, Türkiye çevirisinde bu hikaye, Gönül İşleri başlıklı bölümde yer alıyor. Azerbaycan Türkçesinde bunun adı Yaginki bir kadındır. Yani galiba bir kadın. Ve hemen burada Azerbaycan Türkçesinde çok ilginç bir sözcük karşımıza çıkıyor. Biz bu bir ulandan bahsetmiştik. Aa, ulan ne demek ya? Biliyoruz ki Türkçe'de, Türkiye'de bir öfke, bir şaşkınlık, nefret e, ifade eden öyle bir seslenme sözü. Ulan. Burada bir ulandan bahsetmiştik, şaşırtacak bizi. Ama aslında tabi subaydan diyor Türkçesi ama aslında ulan ne demek olduğunu bir Wikipedia'dan öğrenebiliriz. Türkçe Uhlan makalesi var. Uhlan lehçe, lehçe Ulan Almanca Ulan, Fransızca Uhlan bu bir hafif süvari birliği. Aslında Türk menşeli bir sözcüğü olduğu düşünülüyor. Yani oğlan sözcüğünden kaynaklandığı düşünülüyor. Burada biz Varşova düklüğüne bağlı Polonyalı ulanları görüyoruz örneğin. Yani ulan bir, evet bir subay gibi bir şey. Ama bir yandan artık tabii ki Azerbaycan'da bu sözcüğü kullanılmaz. Çünkü bu sözcük tarihi bir sözcüktür. Peki devam edelim. Ulanı Anladık ve biraz e, Azerbaycan Türkçesinde isimler nasıl yazılıyor ondan bahsedeceğim. Marius bu bizim baş kahramanımız bu hikayede. Marius e, Fransızca isim işte Türkçe şöyle yazılıyor ama Azerbaycanca şöyle Marius. Çünkü Türkçe Fransızca yazıldığı gibi sunuyor isimleri ama Azerbaycan Türkçesinde işte e, seslendiği yani okunduğu gibi sunuyor. Örneğin başka bir kahraman var orada. Jill Norman. Jill Norman bir soy isim ve Marius'un dedesinin soy ismi. Jill Norman. İşte Azerbaycan Türkçesinde şöyle yazılıyor. Okunduğu gibi yazılıyor. Jill Norman. Ya da işte başka bir kahraman. Teodül. Türkçe'de Fransızcası gibi Azerbaycan Türkçesinde okunduğu gibi Teodül. Ya da bu şehir, ben hiç bilmem bu nasıl okunur. Örneğin ga i ama işte Azerbaycan Türkçesinde gayon. Ben Fransızca bilmiyorum maalesef. Fakat İngilizce bildiğim için e, biraz bu çevirilerden bahsedeceğim. Bize faydalı olacak. Evet, şimdi biraz arka planından bahsedeceğim. Arka planı şöyle. Gilles Norman Marius'un dedesi. Matmazel Gilles Norman Marius'un Dedesinin kızı Marius'un kimi oluyor, Marius'un rahmetli annesinin kız kardeşi oluyor yani onun teyzesi Evet Marius'un teyzesi oluyor Matmazelşi Norman. Ee, peki burada ne oluyor? İşte görüyoruz ki Marius kısa bir gezi için dedesinden yine izin istemişti. yani Marius'un öncelikle babası yeni e, vefat etmişti ve Marius sağlığında babasını hiçbir zaman görmemişti. Artık babasının yani babası öldükten sonra onun evine gitti, onu gördü. Onun işte ölüsünü gördü sadece. Çünkü her zaman her zaman ona demiştiler ki onun babası çok kötü insanmış ve babasının babası pardon, evet babası ve babasının iyi insan olduğunu yeni öğrenmişti Marius. O yüzden dedesiyle de biraz ilişkileri o kadar da iyi değildi ve Marius sık sık evden ayrılmaya başlamıştı. Ama dedesi bunu başka türlü yorumluyordu. Ha galiba bir kız var, bir kızla buluşuyor diye. O yüzden burada işte kaşlarını çattı. Aslında başka bir şey var burada. İşte kaşlarını çattı. Peki Azerbaycan Türkçesindeki metne bakarız. Bir de biraz farklılıklara bakacağız biraz sonra. Mademoiselle Gilles Norman ne kadar sakit bir adam olsa da bir gün o öz otağına çok heyecanlı halda kayıttı. Arkadaşlar adam sadece erkek değil. Adam kadın da olabilir Azerbaycan'da. Sakit bir adam, madmazel bir adam. Evet ne kadar sakit olsa da bir gün öz otağına yani odasına çok heyecanlı halda kayıttı. Yani geri döndü. Marius yine de az bir müddete Haras'a gitmek istemiş babasından icaze vermesini hayiş etmişti. Sonra ele bu akşam yola düşmek istediğini bildirmişti. Babası de değil, babası e, dedesi anlamına geliyor. Çünkü Azerbaycan'da babaya ata derler ama dedeye baba. O yüzden babasından icaze yani izin vermesini hayiş etmişti yani rica etmişti. Burada daha ne var? Harasa gitmek yani bir yere gitmek. Harada nerede anlamına geliyor. Hara, haraya, nereye? Harasa, bir yere. Babası ona get demiş. Sonra da kaşlarını menalı menalı kaldırarak. Donguldanmıştı, geceler gezmeye dadanıp. Şimdi bilmiyorum, kaşlarını çattı. Türkçe galiba böyle bir şey olabilir. Böyle yani kızgınlık diye. Ben öyle anlıyorum. Ama kaşlarını menalı menalı kaldırarak ha O başka türlü oluyor. Yani burada e, çeviri hatası olabilir. E, bilmiyorum. Yani bunu kesin söyleyemiyorum. İkincisi çünkü Fransızca bilmiyorum. Geceler gezmeye dadanıp. Dadanıp. E, dadanıp da şey demektir. Yani böyle alıştığı, güzel bir tatlı bir şeye alışmış gibi dadanıp. Şimdi arkadaşlar bakalım İngilizcesine artık. Şimdi burada biraz çeviri geleneklerinden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de bir çeviri geleneği var. Daha çok özgürlüklere yer veriyor. Ama bu Azerbaycan diline bu çeviriyi 1960'lı yıllarda kalem ustalarından biri yaptı. Çünkü Sovyetler Birliği'nde hep kalem ustaları böyle çevirileri yaptılar. Ve galiba Fransızca bilmeyen birisiydi. Rusçadan çevirmiş olmalı bence. Fakat Rusçada bir kalem ustası bunu Fransızcadan yaptı ve Sovyet geleneğine e, göre böyle bir şey var. Özgürlüklere çok az yer veriliyor. Yani çeviri daha çok metne yakın olmalı diye bir standart var. O yüzden galiba İngilizce de böyleymiş. Çünkü şimdi göreceğimiz gibi İngilizce de daha çok Azerbaycancasına benziyor. Türkçesine değil. O yüzden yani galiba Fransızcaya daha yakın diye düşünüyorum. Hem İngilizcesi hem Azerbaycan Türkçesi. İşte böyle başlıyor bu. Ee, ve burada ne görüyoruz işte? Öncelikle burada e, dolaysız anlatımı görüyoruz. Go had been his grandfather's reply. Burada ne görüyoruz? Get demiş babası ona. Get demiş. Tıp atıp İngilizcesindeki gibi. Ama Türkçe dede istenen izni verdi. Bir de burada ne görüyoruz? He raised his eyebrows to the top of his forehead. Yani şöyle bakın bu forehead yani alın. Yani he raised his eyebrows like öyle yaptı. Bu kaşlarını çattı değil bence. Evet. Yani ha anlaşıldı diye. Man menalı kaldırarak. Çok güzel çeviri aslında. Evet. Şimdi sonra biraz bir kısmı bıraktım çünkü biraz kısalttım ama bundan sonra hep bu bölümün sona, sonuna kadar e, bu hikayeyi veriyorum çünkü hikaye kendisi bir ironi var hikayede ve çok ilginç son, sonu var bunun şimdi bu Jill Norman, Mademoiselle Jill Norman ne yaptı? O kızıyor onun hoşuna gitmiyor ki e, Marius bir yere sık sık çıkıyor bir kızla görüşüyor diye öyle düşünüyor ve o işte dikişle uğraşmaya başlar şu an. Ee, bir kızgındır çünkü. Kızgındır, kızgınlığını dağıtmak için bunu yapar. Ve bu zaman başka bir adam, o ulan geliyor onların evine. Yani subay. Bakalım şimdi. O bir neçe saattı öz kreslosunda oturup bu işten meşhul idi ki birden kapı açıldı. Mademoiselle Gilles Norman burnunu kaldırdı. Mülazim Teodül onun qabağında durub, hərbi nizamname qaydalarına riayet ederek onu salamladı. Evet, burada ne var? Birkaç kaç saattir, bir neçe saattir öz kreslosunda, kreslo koltuk. Koltuğunda oturup bu işle məşğul idi ki, birden kapı açıldı. Evet, mülazim, mülazim eski bir söz. Yani işte teymen ama çok eski. Bence Azerbaycan'da hiç kullanılmıyor artık. İşte tarihi sözler var. Çünkü bir tarihi romandır. Tarihi şeyleri görüyoruz burada. Gabahında durup yani önünde karşısında durdu. Her bir nizamname evet askeri bir e, tü, tüzük diyorlar galiba. Tüzük kurallarına riayet ederek onu selamladı. Onu salamladı. Evet. Mademoiselle Jill Norman sevincinden kışkırdı. Yani çığlık attı. Kışkırdı. Garı değme düşer mümin bir kadın bir hala olsa da öz otağında ulan gördükte bundan lezzette duyabilir. Evet öncelikle kışkırmak bağırmak anlamına geliyor sonra değme düşer. Değme düşer de kolayca darılan çok hassas olan birisi böyle ve mümin aynı şekilde yani böyle diyelim. Biraz e, dindar mı diyelim biraz dindar olduğu için böyle işte kolayca darılan öyle nazik gibi ne bileyim işte bir hala olsa da a hala hala Azerbaycan Türkçesinde hala ne demek hala teyze anlamına geliyor peki halaya ne derler halaya bibi derler Azerbaycan'da öz otağında yani kendi odasında ulan gördükte bundan lezzet de duyabilir. Mademoiselle heyecanla dedi. Teodül sen buradasan. Bakın. Fark var. Çok fark var değil mi? Hoş geldin Teodül. Neye borçluyuz gelişini? Burada sadece Teodül sen buradasan. Yine de İngilizcesini verelim. You hear Teodül. She exclaimed. Yani çok şey görüyoruz işte. Prud, bu deyime düşer. Faius, bu mümin. Ant, bu hala. Yani sanki aynı bir çeviri, aynı bir Fransızca'ya yakın bir çeviri yapıyorlarmış gibi bir izlenim veriyor bana. Evet, hoş geldin Teodül, buradan devam edeceğiz. Teodül sen buradasan, halacan, yol üstü geldim. Öp demeni, baş üste. Teodül'ünü bir defa öptü. Mademoiselle Jill Norman öz sektöruna yakınlaşıp onu açtı. Ee, dolap sektör sektör biraz garip sözdür galiba. Ee, dolap çekmece olabilir evet. Ve kul, bu, bugün kullanılmazdır bu anlamda sektör bence. Evet burada bir yine farklılıkları görüyoruz. Gel sarılayım burada öp. Ee, i̇htiyara sarıldı burada öptü. Evet yine devam edelim. Heç oğmasa birca həftə bizdə qalacaqsanmı? Xalacan elə bu axşam gedirəm. Ola bilməz. Düz deyirəm. Teodül, əzizim, xahiş edirəm getmə, qal. Ürəyim buna hədir, nizamlama yox. Məsələ belədir. Bizi başqa qarnizona dəyişirlər. Biz Malonda idik, indi Qayona göndərirlər. Köhnə qarnizondan yenisinə Parisdən keçib getmək lazımdır. Öz üzümə dedim ki, Goy gedim halamla görüşüm. Arkadaşlar Türkçesiyle çok farklılık var. Ee, öncelikle Azerbaycan metnini bir bakalım. Hiç olmasa bir cehette bizde kalacaksan mı? Kalacağını bu akşam gedirem. Olabilmez düz değilim. bunlar hepsi anlaşılıyor. Teodül ezizim. Yani rica ediyorum. Yalvarıyorum. gitme gal. üreğim buna hedir. Nizamname yok. Bakın şimdi eee şey göstereceğim. Evet bu da Gutenberg projesinden İngilizce çevirisi. Artık bakmıştık ona. Bakın çok Azerbaycanca'ya benziyor. Mesela diyor ki You will remain with us a week at least. Hiç olmasa birce hafta bizde kalacaksın. Hala canarı bu akşam gelirim. I leave this very evening aunt. Söz be söz. Olabilmez. It's not possible. Düz diyorum. Mathematically Teodül ezizim ederim getme gal. Remain yani gal. My little Teodül. I beseech you. Yalvarıyorum işte. Ve sonra Türkçesinde hiç olmayan bir kısım. Yüreğim buna he deyir. Nizamname yok. My heart says yes. But my orders say no. Evet. Ee, sonra da şey var burada işte başka şehirler var. Melun, Gayon. İngilizcede de var. Melun, Gayon. Ama... Yine de Türkçesinde kısaltıldı bunlar. Yani bunlar önemsiz sayılıyor. Yani biraz daha kolayca okunsun diye. İşte daha yani bu çevirinin metne yakın olmasındansa daha çok genel anlamını ulaştırmak, vermek gibi bir amaç var. Türk çevirisinde, Türkçe çevirisinde. Evet. Garnizon. Garnizon da şey demektir o. Kışla. Askerlerin kaldığı kışla. Köhne garnizondan yenisine Paris'ten geçmek lazımdır. Özüme dediğim ki goy gedim. Goy yani şöyle kullanılıyor. Goy gedim. Gideyim bakayım. Gideyim. Bir, bir, bir gideyim. Halamla görüşüm. Halamla yine burada teyzemle anlamına geliyor. Görüşüm. Neden? Çünkü hatırlıyorsanız Marius'un annesi bu kadının kız kardeşiydi. Evet. Bunu da sene çektiğin zahmet için veririm. Mademoiselle Gilles Norman onun ovcuna on Louis d'or koydu. Aziz halam, verdiğin lezzet için demek istiyorsunuz. Teodül onu bir de öptü. Mundirin baftası Mademoiselle Gilles Norman'ın boynunu balacak cızdı. O bundan hoş bir tesir duydu. Evet, burada da e, çok iyi. Evet, zahmetine karşılık güzel. Ovcuna 10 luidor koydu. Altın luidor yani altın para galiba, büyük para. 10 luidor koydu onun ovcuna Evet Aziz Halam. Verdiğin lezzet için demek istiyorsun. Evet evet, doğru. Bir de öptü. Mundirin baftası, mundir yani askerin ceketine mundir derler. Boynunu balaca cızdı çizdi yani. Çizdi mi? Hı. O bundan hoş bir tesir duydu. Evet. Her şey anlaşılıyor. Devam edelim. Saint Paul'dan bir yerde gideceksən, atda yox qalacan. Mən istəyirdim hər necə olsa sizi görüm. Bunun üçün xüsusi icazə almışam. Xidmətçi əskər mənim atımı apardı. Mən Dili Jans ilə gedəcəyəm. Yeri gəlmişkən bununla əlaqədar olaraq sizə bir sualım var. Nə sualdı? Yoxsa Marius Mar yoxsa Marius Pontmercy də bir yerə gedir? Evet, çok kısaltıldı bir bu bölüm. Ee, polk, tabur anlamına geliyor. Yani taburla bir yerde mi gideceksin? Hatta yok halacan, stirdim her nece olsa sizi görüm. Her nece olsa nasıl olursa olsun sizi görmek istedim. Bunun için susi icaz almışım, özel bir izin almıştım. Hidmetçi esker, benim atımı apardı, yani götürdü. Ben Diligence'la gideceğim. Diligence yani posta arabası. Yeri gelmişken bununla alakadar, bununla alakalı olarak size bir sualım var. Ne sualdır? Yoksa Marius Ponmersi de bir yere gidir. Teodül, Mademoiselle Gilles Norman için mühim olan bir meseleye dokunmuştu. O marağından alışıp yanarak soruştu. Sen bunu hardan bilirsen? Gelende Dilijans idaresine gittim ki karietada özüme yer saklattırım sonra hiç deme senin işinlerden biri menden evvel gelip dili Jansın yukarı tarafında özüne yer tutulmuş. Men gedenlerin siyahısında o adamın adını gördüm. Burada Allah <laughs> çok çok kısaltıldı. Evet. Teodül Mademoiselle Gilles için mühim olan önemli olan bir meseleye tokunmuştu. O marahından alışıp yanarak yani hala Jill Norman, Mademoiselle Jill Norman marahından alışıp yanarak soruştu. Sordu. Sen bunu hardan bilirsin? Nereden biliyorsun? Gelende Dilijan Sidaresi'ne gittim ki Kariyata'da bu da Rusça bir söz. Yani o da araba anlamına geliyor. Özüme yer saklattırım. Yer ayırtım. Ayırtayım. Sonra hiç deme. Hiç deme meğer. Meğer yolculardan biri evvel gelipmiş. Hiç deme seni işlerden biri benden evvel gelip. Evet, yukarı tarafında özüne yer tutulmuş. Tamam, bu anlaşılıyor. Siyahı liste anlamına geliyor. O kimdir? Marius Bonmercy. Mademoiselle Gilles Norman Berch acıglandı. Yaramaz. Senin emin nevesi hiç sene oxşamır. O senin kimi söze bakan değil. Gör ne iş tutur da gece dilijansta kalmak istiyor. Berk acıglandı, yani çok kızdı, şiddetli kızdı. Yaramaz senin Emin nevesi. Emin nevesi yani amcanın torunu. Emi yani amca anlamına geliyor. Amcanın torunu hiç sana benzemiyor. Diyor, ne iş tutur da gece diligence'da kalmak istiyor. Benim kimi? Ahı sen bunu öz işine göre elirsen ama o ehlaksızlık meksediyle elir. Teodül dedi. Avaranın biri. Evet burada şey görüyoruz, ahı, ahı sen bunu, ahı işte evet ama, evet ama çok güzel bir şey, karşılığı. Evet ama bunu öz işine göre, sen kendi işine göre yapıyorsun bunu ama o ahlaksızlık amacıyla bunu yapıyor. Avarenin biri yani, avarenin biri dedi. Tamam devam edelim. Birden Mademoiselle Gilles Normand'a garibe bir değişiklik emele geldi. Onun aklına teze bir şey gelmişti. O kişi olsaydı, yâgin ki elini alnına vurardı. O Teodül'e böyle bir sual verdi. Emin nevesi seni tanımır. Bunu sen bilirsen mi? Hayır, bilmiyorum. Ben onu görmüşüm. Ama birca defa da de bana dikkat yetirmeyi özüne layık görmeyip. Arkadaşlar, emele geldi yani meydana geldi. Ha, garip bir değişme meydana geldi bu madmazelde aklına yeni bir şey geldi o kişi olsaydı kişi burada erkek anlamına geliyor o erkek olsaydı böyle vurardı yani bu galiba kadınlar için terbiyesiz bir şeydi o zamanlarda olabilir evet bakın burada Türkçe çok farklı <laughs> çeviriyor yine de İngilizce de öyle yani erkek olsaydı galiba vurardı alnına galiba yegin ki galiba anlamına geliyor ve çok sık sık kullanılan bir ifade. Evet, burada sonra daha ne var? Hemen dikkat yetirmeyi, özüne layık görmeyip. Burada da Türkçe nedense çocukken birkaç kez önlemiştik gibi şeyler eklendi ki ne İngilizce de yok. Zannediyorum ki Fransızca da yok. Yani böyle tahmin ediyorum. Demeli siz bir yerde gideceksiniz. Beli, o Dilijans'ın yukarısında, ben de içinde. Dilijans hara gelir, Andele. Demeli Marius da ora gelir. Burada her şey çok kolay anlaşılıyor. <laughs> Eğer o da benim kimi yolda düşmese, demeli ora gelir. Ben Vernon'da düşeceğim. Ben gerek gayon poçtunu özümden aparam. Marius'un hara gittiğini ben getiyen bilmirem. Marius. Ne murdar attı. Cedip at tapıblarda. Senin adın bir ayrı. Ad bele olar, Teodül. Evet arkadaşlar. Çok önemli nokta ve çok ünlü bir nokta. Türkiye'de herkes biliyor ki Azerbaycan Türkçesinde düşmek, inmek anlamına geliyor. Ben Vernon'da düşeceğim. Yani ben Vernon'da ineceğim. Sonra Poçtu. Poçtu yani postayı. Postayı kendimle götürüyorum. Ketiyen bilme. Ketiyen çok sık sık kullanılan söz burada. Yani asla hiç bilmiyorum. Ketiyen bilmiyorum. Ne murdar adı yani ne kötü ad ne e, pis pis addır. Gidip ad tapıbılardı. Ad buldular işte. Evet bakalım. Zabit dedi. Ben isterdim ki bana Alfred desinler. Teodül Kulahas. Kulahasırım halacan. Evet, burada ne var? Burada e, zabit sözü var. Zabit, Türkçe'de zabıta sözcüğü var. Zabit, subay anlamına geliyor Azerbaycan'da. Azerbaycan'da çok önemli nokta. Bir subaya subay derseniz onun bekar olduğunu anlayacaklar. Evet, çünkü bekara subay derler ama subaya zabit. Zabit dedi. Ancak dikkatle kulağa Lap dikkatle kulağa demeli kulağa sırsın da. Belli. Marius tez tez evden yok olur. Bir bakırsan da. Arkadaşlar lap dikkatli yani son derece dikkatli, çok dikkatli. Evet. Belli yani evet demektir tabi. Evet, sonra ne var? Bizde tez tez yani sık, sık sık, sık sık evden yok olur. Evden çıkar, gider. Bir bakırsan da bir duygusal bir ee, tepki o harasa gelir. Böyle de şey olar. Gece evde kalmır. Paho. Evet bunlar çok e, duygusal tepkilerdir işte. Demeyin hala paho. Evet. Biz bilme istedik bunun sebebi nedir? Teodül büyük tecrübe sahibi olan bir adam sakitliğinden dedi. Yagin ki bir kadın sonra hiçbir şüpheye yol vermeyecek vermeyerek sakitçe gülümseyip elave etti. Bir kız. Mademoiselle Jean Norman heyecanla eledir ki var dedi. Ona ile geldi ki ''Canab Jil Norman'ın öz sözünü eşidir. Teodül bu kız sözünü Jil Norman kimi söylemişti. Bu söz Teodül'ün halasına çok inandırıcı göründü. Evet arkadaşlar. Ee, yagin ki galiba bir kadın. Sonra Sakitçe evet gülümsüyü velave etti bir kız. Her şey anlaşılıyor burada sadece eledir ki var. Eledir ki var yani kesinlikle öyledir. Başka ne olabilir ki yani öyledir ki var. Ona ile geldi ki evet ona ile geldi. Her şey anlaşılıyor bu metinde. Sonra o sözüne devam mes. Evet pardon devam Türkçe. Azerbaycanca okuyalım. Sonra o sözüne devam ederek dedi. Bu meselede lütfen bize kömeyele. Marius'u bir balaca güt. O seni tanımır. Bu senin için çetin olmaz. Madem ki bu işte kız meselesi de var, onda çalış o kızı da gör. Sonra bunun hamısını bize yazarsan. Bu babanın da hoşuna gelir. Dede de sevinir. Evet baba burada dede anlamına tabii ki. Kömek, yardım anlamına geliyor. Lütfen bize kömek ile yardım et bize. Bir balaca güt, birazcık güt, biraz güt. Hmm. Evet, bu kadar. Devam edebiliriz. Herçent Teodül'ün bele şeylerle meşgul olmağa çok da öyle hevesi yok idi. Ancak on onluyudor onu yaman şiriniktirmişti. O ümidedirdi edirdi ki bunun dalı geleceğidir. O sizin qulluğunuzda hazıram xalacan sözləri ilə tapşırığı qəbul etdi. Sonra ürəyində öz-özünə dedi. Ecəbi şə düşdüm. Evet arkadaşlar, herçənd herçənd nə var ki, türkçe nə var ki derler. Herçənd Teodülün belə şeylər ilə məşğul olmağa çox da həvəsi yox idi. Ancaq onun on luidor 16-nın, yəni altın para Onu yaman şirniktirmişti. Yani onu son derece teşvik etmişti. Yani onu çok heveslendirmişti gibi. Ümit edirdi ki dalı gelecektir. Yani devamı olacaktır. Arkasında bir şey olacaktır. Yine para verilecektir yani. Evet. Tapşırık. Tapşırık. Yani e, görev. Görevi kabul etti. Sonra yüreğinde özüzüne dedi. Ece bir şey düştüm. Bu söz ne zaman kullanılıyor? İnsan pişman oluyor ki bir duruma geldi, bir duruma kötü duruma düştü. E o yüzden diyor ece bir şey düştüm. Yani ne oldu? Yani başıma ne geldi? Gibi şeyler ya. Bu nedir ki içime düştüğüm? İçine düştüğüm bu durum nedir? Yani ece bir şey düştü. Evet, devam. Ele hemen gün akşam Marius dilicansa mindi o bir adam tarafından güdüldüğünü katiyen bilmirdi. Ama Marius'u güden adam bizim Argus Dilijans'a minen kimi berk yattı. Bütün geceni ara vermeden hor hor horuldadı. Hava açılanda Dilijans'ın konduktoru çığıra çığıra dedi. Vernon, Vernon stansiyası kim Vernon'da düşecek? Aynı gün evet hemin gün, ele hemin gün, aynı gün. Diligence poçta arabasına mindi. Evet. Ee, burada da ne var bizde? Ee, berk yattı. Yani çok çok böyle derin bir uyku. Evet. Derin yattı. Hor hor horuldadı. Horuladı Horladı yani. Bütün geceni ara vermeden. Tamam anlaşılıyor. Bütün gece. Bakın burada hali kullanılıyor. İhali. Bütün geceni bu da Azerbaycan Türkçesi için bir ilginç bir özellik. Bütün geceni yattım. Yani ben bütün gece uyan, uyudum. Mesela konduktor konduktor da şey konduktor yani çığra çığra bağırarak yani dedi Vernon kim Vernon'da inecek düşecek tabii. mülazim Teodül sese ayıldı yuhulu yuhulu mızıldayarak dedi. Çok güzel ben burada düşeceğim. O tamamıyla yuhudan ayıldıktan sonra fikri de yavaş yavaş aydınlaşmaya başladı. Halası, on doğru Marius'un tuttuğu işler baresinde malumat vermeye yadına düştü. Bu onu güldürdü. Evet, yuhulu yuhulu yani uykulu, mızıldayarak dedi. Çok güzel, tamam. Ben ineceğim burada. Ve e, her şey onun yadına düştü. Yani hatırına düştü. Yani aklına geldi. Evet. Baresinde yani hakkında o işler hakkında melumat vermek onu güldürdü. O her gün giydiği kurtkasını düğmeliye düğmeliye fikirleşirdi. Belki de Marius çoktan Dilijans'tan düşüp gidip o puasada da Triel'de de kalabilirdi. Ele bu gayda eğer eğer Rolboa'da düşmeyipse Melanda, Manten'de de düşebilirdi. O pasa çattıktan sonra sola dönüp evre ya da sağa dönüp laroş giyene yol alabilir. Halacan, indi gel onu tap görüm nece taparsan. Men axı indi bu sevimli garaya ne yazım? Elə bu zaman Dili cansın yukarısından gara şalvarlı bir adamın düştüğünü pencereden gördü. Çok kısaltılmıştır burada Türkiye Türkçe'sindeki çeviri neden çünkü bütün bu şehirler okumak biraz okumayı çetinleştirir, zorlaştırır, değil mi? Yani çevirmen bu romanı daha okuna, okunur kolaylaştır, kolayca okunur, kolaylaştırdı yani diyelim. Okurların işini kolaylaştırdı. Ama bir yandan Azerbaycan e, Türkçesindeki çeviri bize orijinalin bütün metnini vermeye çalışıyor. Kurtka üniforma diyor ama kurtka şey, kaban aman galiba. Evet. Ee, peki burada ne var? Çatmak, çatmak yani ulaşmak. Varmak anlamına geliyor. Sonra tap yani bul. İşte şimdi bul onu. Bakalım nasıl bulabilirsin gibi. Bir şeyler. Evet, nasıl diyor? Birkaç kasabadan geçtik şimdiye dek. Bütün bu kasabaların adlarını da vermiyor. Evet, ee, karar şalvarlı, siyah pantolonlu. Evet, bir adamın düştüğünü pencereden gördü. Devam edelim. Teodül'ün fikrinden diye... Teodül'ün fikrinden böyle bir şey geçti. Belki bu ele Marius'tur. Bu doğrudan da Marius idi. Dilijans'ın lap yanında cavan bir kendili kızı, poçtalyonların ve atların arasından keçe keçe sernişinlere çiçek teklif edirdi. O çığıra çığıra diyirdi. Hanımınıza çiçek alın. Marius kıza yakınlaştı. Onun zendilinden en iyi çiçekleri seçip götürdü. Demek Bakalım burada. Lap yanında. Ta yanında. Hemen önünde. Hemen yanında. Cavan bir kendli. Genç bir köylü. Poçtalyon postacı. Eee sernişin de yolcu yolculara çi çiçek teklif edirdi. Hanım, bu da hanım, hanımlarınza, hanımınıza çiçek alın. Evet, zembil de sepet. Sepetine, sepetinden en iyi çiçekleri seçip götürdü. Aldı yani. Teodül Diligence'tan düşe düşe fikirleşti. Mesela maraqlı bir şəkil alır. Axı Marius bu çiçekləri kimə vermək istəyir? Onu görüm yox olsun. Belə əla bir gül dəstəsi şəkil kimi bir gözələ yaraşar. Mən gərək bu gözəli görəm. Teodül indi daha başqasının tapşırığı ilə deyil, özü maraqlandığı üçün, öz həvəsi ilə ov dalınca qaçaqan it kimi Mariusun ardınca düşdü. Evet, maraqlı bir şəkil alır. Yəni şimdi ilginç bir şəkil alıyor durum. Eee onu görüm yox olsun. ...böyle bir... ...yani ay bu nasıl güzel olur acaba... ...bu kadar e, güzel şekilde çektiğime... ...mutlaka o güzeli ben görmeliyim... ...ben gerek görem... ...yani ben mutlaka görmeliyim... Teodül şimdi... ...başkasının görev ...onu görevlendirdiği için değil... ...başkasının ona verdiği görev... ...için değil de... E, ...kendisi ilgilendiği için... o dalınca kaçan... ...yani... ...avının peşinde olan bir köpek gibi... ovdalınca kaçan it gibi onlar denize düştü. Marius Theodul'e gayetiyan önem vermirdi. Dilijanstan şık giyimli, zarif hanımlar düşürdü. Marius onlara hiç bakmırdı. O gayetiyan etrafında olanları görmürdü. Theodul böyle bir karara geldi. Yaman vurulup Marius kiliseye taraf yöneldi. Evet demek hiç önem vermiyordu. Ee, tamam bunlar anlaşılıyor Yaman vurulup Yani ne kadar çok iyice sevdalı Güzel bir karşılığı evet iyice sevdalı Yaman vurulup Teodül özüzüne değirdi. Çok güzel kilise Çok yakışı Azca gün orta ibadetine karışmış Bir görüş Bundan yakışı ne olar Allah'ın dalında gizlenip birbirine göz vurmak Güzel şeydi Marius kiliseye yakınlaştı ancak içeri girmedi. Mehrab çıkıntısı tarafa buruldu. Ele o saat absidin divar dayaklarından birinin dalında gözden itti. Ah evet. Burada ne var bizde? Evet dalında Allah'ın dalında yani arkasında. Şimdi bu çeviri 1960'lı yıllarda yapılmıştı. Söylediğim gibi bugünkü dilde, bugünkü Azerbaycan dilinde belki biraz kaba seslenebilir, dalında gizlenip. Yani biraz edebiyatta belki Allah'ın arkasında gizlenip yazabilirdi. Yani birinin dalında gözden etti, birinin arkasında gözden etti de yazabilirdi. Ama 60'lı yıllarda böyle bir şey söz konusu değildi. Sonra e, absid. Evet, absid de böyle bir eee yarım kubbe gibi bir şey var bir kiliselerde o oraya orada yani onun dalında gözden itti gözden yok oldu Teodül temeli kızla görüş kilisenin içinde değil bayrındadır diye düşündü yakşı da bakak görek bu nece kızdı bayır yani dış dışında bu nece kızdı nasıl bir kız bakalım O, pəncəsi üstə yavaş yavaş Mariusun ardınca getdi. Tinə çatanda heyrätindən donub qaldı. Marius bir qəbrin yanında yaşıl ot içində dizləri üstə düşərək əlləri ilə üzünü örtmüşdü. Gətirdiyi gül dəstəsini açmış, gülləri qəbrin üstünə tökmüşdü. Qəbrin baş tərəfində qara rəngli ağac xaç vardı. Orada ağ hərflərlə Polkovnik Baron Ponmercy sözleri yazılmıştı. Arkadaşlar. Pencesi üstte yani ayaklarının ucunda. Ee, ayak parmaklarının ucunda. Evet böyle. Yavaş yavaş Marius'un ardınca gitti. Tine çatında aynı yani köşeye vardığında heyretinden donup kaldı tamam. Bir mezarın yanında gördü. Evet burada her şey anlaşılıyor galiba. Gül destesi yani buket. Ee, gül destesi evet. Sonra burada siyah renkli bir ağaç haç vardı. Ve orada ah ve beyaz harflerle bu sözler yazılmıştı. Burada ise nedense Türkçe'de diyor ki ne diyor? Kara kalemle. Kara kalemle. Tamam ilginç. Burada ah harflerle. Binbaşı da polkovnik. Polkovnik Balon Baron Ponmercy. Bakın. Bütün burada harfler büyük harflerdir. Burada ise biraz farklı. İşte biraz sonra göreceğiz neden. Bunu söyledim. Marius'un hünktünen ağladığı eşitilirdi. Teodül'ün görmek istediği kız Gabriel oldu. Evet, hikayenin sonu burada. Marius'un hıçkırdığını duydu. Yani burada bir aktif şey söz konusu. Burada bir aktif. Yani burada malum növ. Ne diyorlar? Malum fiil. Burada ise meçhul fiil. Eşidilirdi, eşidilirdi. Yine de İngilizcesiyle karşılaştırsak. Marius, pardon Marius sobs were audible. Sobs were audible, yani onun hünkürtüleri işidiliyordu. Evet, öyle bir şey. Ee, bir de ki buradaki sözler Colonel Baron Ponmercy büyük harflerle yazıldı. Azerbaycan Türkçesindeki gibi. Evet arkadaşlar, böyle gördüğümüz gibi e, çok güzel bir hikaye. Ben o yüzden bu Sefiller romanını çok severim. Bazıları için can sıkıcı olabilir, çok uzun ve bazı tarihi şeyler uzun ama içinde böyle güzel, ironili hikayeler çok e, oldukça zevkli, lezzetli. O yüzden Azerbaycan Türkçesinde bu romanı bir kere bir daha okuyorum. İşte sizinle de bunu paylaşmak istedim. E, zevk alıyorum bundan. Sizinle paylaşmaktan da zevk e, alıyorum ve izlediğiniz için bir daha size teşekkür ederim. E, bu yeni yıla doğru gidiyoruz bu yeni yılında sizin için çok uğurlu, başarılı olduğunu arzu ediyorum. Olmasını arzu ediyorum. Hoşçakalın.